Şimdi server 2'de bulamadım şey abiskem. Gittim server 1'de aldım. Server 1'de Delos'a gittim. Abis farmı yapanları böyle tek tek kovaladım. Bayağı uğraştım ama sonunda bir abiskem bulabildim. Adamda 10.000 tane varmış bu arada. 60 adam bıraktı tanesini. Bir 85 tane aldım. Adam dedi bunun için bir geldin dedi. Evet dedi bunun için geldim. Tabii video çektim falan bilmiyor tanımıyor yüksek ihtimalle. O yüzden bayağı bir şaşırdı. Hemen şunları seriden kırmaya başlayalım. Güzel bir drop bekliyorum bu 85 taneden. Ya bir tane daha çiftin upgrade'i çıkartırsak günü bayağı böyle yarım GB ile falan kapatmış olacağız. Benim de. Yani yarım GB dediğim çara gidecek yana da. Ya para katlama yapmıyoruz sonuçta ama. Bu Abyss yani bu fırsatı gördüğüm için. aslında tam para katlamalık. Yani para katlama serisi için çok uygun bir zaman. Ben bunu biraz bir tık erken çekeceğim gibi para katlama serisini. Böyle gözüküyor. Evet devam edelim. Yalnız hiç vermiyorsun kardeş. Ne oldu? Çetin ver lan. Adamın abis kemleri bozuk. Bir davadan adamdan almayacağım. Bir de server değiştirdim o kadar. 85 tane aldım bu arada 5 eme. Görmemişsinizdir belki. 25 tanesini kırdık bir bok çıkmadı. Zaten ard arda atıyor genelde farkındaysanız. Bes mi? Oha abis kemden bes aldım. Aa çitin geldi. Kır 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 asıl asıl asıl. Gerçi bes artık para etmiyor. Eskiden iyi para ediyordu da ne oldu bu farmurlar, Ardream farmurları falan çoğaldığından beri 1.5-2 iki fazla. Oha göğüslük geldi lan. Rock Chit'in gelip duruyor. Bes geldi ya. Hiç bes beklemiyordum bu arada. Abyss Cam'den Gold Bar alanları duydum. Ben de çok eski zamanda Abiskem'den Gold Bar almıştım, çıldırmıştım. O zaman GB de bayağı pahalıydı. Rock FP'leri upgrade etmeli miyim bilmediğim için sizlere soracağım. Ee, siz upgrade et abi değer derseniz ben şey yapacağım onları. Upgrade'ini yapacağım. Ama e, şimdi sanki ona para harcamam çok mantıklı gibi gelmiyor. lan çitim var artık. 27 tane kaldı hadi. GB atıyormuş burada çıldırırız değil mi? Ama potladı ha. Bayağıdır potluyor bize. Slot kalmamış. Bir üstümü boşaltıp geleyim. Bu arada şu anda yani 20 tane kalmış abiskem. Bir rock çitin göğüslük, bir rock çitin armor pets almışız. Bir de bes aldık. Yani şu anda bayağı bir kar aslında baktığımızda. Şuradan alacağımız ekstra çitinler bizi upgrade'e cesaret eder. O yüzden şöyle bir iki tane daha çitin alsam şu 15 taneden. Çok tatlı olur ya. Hadi ver iki tane oğlum. İki tane be. Ha, bir tane geldi. O da rock bu arada. Yani çok güzel ya rock gelmesi. Son 5 tane kaldı. Kıralım onları da. bir tık droplar düşürülmüş ya da benim şansım bugün bayağı kötü. Ee, 85 taneden 3 tane aldık. Çok az. Yani az önce 60 taneden 5 tane aldık diye üzülmüştük. 85 taneden 3 tane aldık. Ee, best fiyatlarına bakacağım. Şu, şu şeyleri atayım pazara. Glutimuslar, küçülme toplarını atayım. 115 kaneden ölücü. Kaza bela atacaklar sana. Kazanacaksın 144k. Fiyat düşürüyor ya da. Bunlar hep politika. Yani çok da ince düşünmemek lazım. 155K'ya sallayalım gitsin. Evet. 3 en para var. 3 tane şey var. Bes nerede alınıp satılır? Onlar şurada vardır ya. Gidelim hemen. Bes'e de bakalım. Bes'in fiyatı bu arada eskiden 3 m falandı. Herhalde bu Ardream farmcıları sağ olsun 1 emlere 1.5 emlere falan düşmüş değil mi? Ben doğru biliyorum yani. Aynen 1.199'a satıyor adam bak. Bir ara 2.5-3 emden falan alınıyordu. Ya da fiyatı mı değişti oyun içi? Ben bilmiyorum. Bu konuda da bilgilendirseniz de beni bir. Be. Bu arada bunun buy pazarını falan bulurken ben kapatayım şunu da. Ya bu arada çok enteresan bir şey gördüm. Bu bir taktik galiba. Pazarcıların bir taktiği. 800k'ya buy kurmuş adam ya. 800k. Ulan zaten buraya sattığında 900 veriyor. Ben sana niye satayım ki onu? Herhalde böyle millet aa bak en en yüksek fiyatlısı bu deyip Şurada göstereyim yani. Bir sürü 800K, 750K falan best bayı gördüm. Al bak. Bu 880 en pahalısı bulduğum. Ulan zaten 900 şeye satılıyor. Manyak mısınız siz? Enteresanlar ya. Pazarcılar bir garip yani. Tam tam böyle örücüler. Şaşırtıyorlar beni hep. Pazarcılar. Ürkütüyorlar. Neyse şunun upgrade'ine girişelim biz. Şimdi elimizde 3 tane çitin var. Üçü de e, rock chitin, Gayet kıymetli. Onların upgrade'ini yapacağız. Şöyle bir altı tane şundan alayım. Hemen böyle artı seri seri basayım şunları şuradan. Tamam artı üçe normal basacağız bu arada artık. Hiç artı iki item yaktınız mı? Ben o itemla çok yaktım biliyor musunuz? Böyle artı üçe atalım şunları. Hazır upgrade yapan da var. Envil biraz canlı. Buradan bir çıkartalım upgrade'leri. Bu arada şu kağıtları ayırayım ben. Yanlışlıkla basarım falan sonra. Üzülürüz. Şu envili görebileceğim noktaya da geleyim. Artı 4'e. Önce şu kafalığı atalım. Yandı galiba bu arada. Ha, geçti güzel. şunu atalım şimdi. Kayıt alıyor muyum? Yani alıyorum. Beşinci slotta. Şöyle envili göz diyelim biraz. kırmızı oldu. Sarı oldu bastım bu da geçti. Artı 4. iki tanesi artı 4. Göğüslük. Burada şöyle bir şey yapacağım. Şunu atacağım. Dandik kağıtla. Şunu artı 3 yapayım. Yandı. Artı 3'e yandı. Bu yüzden artı 3'e atmıyorum zaten dandik kağıtla asla bu aytınları. Şimdi normal göğüslüğü alalım. Şöyle dördüncü slot. Sarı geçiyorken patlattım. Tertemiz. 3'ü de artı 4 oldu. Şöyle bir kağıt alalım gene üstümüze. 6 tane daha. Buradan da bir tane artı 7 çıkartsam yani yarım GB bugün tertemiz karda geçiyor. O MS ve şeylerin droplarının gelmemesine rağmen yani upgrade'lerin abis kendilerin falan kötü atmasına rağmen. Bu arada o kadar parlarken atmam ben bunu. Kıp kırmızı oldu zaten. İyi ki atmamışım. Sarı oldu. Yandı. Pantolonu yaktık. Göğüslüğü direkt atacağım geçecek çünkü. İnandım geçeceğine yani. Evet kafalı da direkt atıyorum geçecek. İki tanesi artı altı. Olursa artı yedi upgrade'ine gideceğiz. Şöyle göğüslüğümü önce atsam kafalı önce atayım ben ya. Sekizinci slot nedense içimden o geldi. Sanırım yandı. Yanlış görmediysem. Yani beş en para harcadık. Şu an şu artı altısı 15 em yapıyor bunun. 3'e katlamış olacağım paramı. Yandı lan. Ulan geçti zannettim. O kadar emindim ki geçeceğine artı altıya. Neyse ya 3 taneden bir tane bile artı altı çıkartamadım. Bir zarar etmiş olduk. 2.5 em sermayem var. Ee, rock plate'ler var. Ben onların upgrade'ini de yaparım. Yüksek ihtimalle. Oradan bir alsat yapar. Abis gem alır. Gene böyle çarı dizmeye çalışırız. Ee, bir tane kaosa girmeyi düşünüyorum. Kaosa girip bir tane iron bow düşürsem onun upgrade'ine gitmeyi düşünüyorum. Böyle küçük küçük sermayelerle. Sizler de böyle çar böyle deneyebilirsiniz upgrade'leri. Benim kadar yani en kötü benim kadar şanssız olursunuz. Benim yaptığım yöntemleri izlerseniz. Ama gene de zarar etmedik bugün. Ya bugün harcadığım para 10M civarındaydı. Ee, 10M civarında para harcadım. 2.6M üzerinde kaldı. Bir tane de artı yedi çitin yaptık. Nerede o? Ha bankaya koydum. Artı yedi çitinim var. Artı yedi çitinde 20M yapıyor. Yani baktığında 10M kardeyiz gene. Siz de böyle küçük küçük karakterinizi böyle. Yani bu arada oyunda yarım saat ya geçirdim ya geçirmedim. Yarım saatte falan yaptım bunu. Yani siz de bu şekilde e, pazarın piyasasına bakıp Ulan abiskem çok ucuz çitin alayım diyebilirsiniz. Çar dizerken çok faydalı olur. Ha Garantiye gidip böyle direkt farma gömülüp paranızı kasıp harcayabilirsiniz. Ama ben bunun çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum pazarda vakit geçirmenin ki Sizler de böyle izliyorsunuz bunu. Böyle küçük upgrade'ler. Yani eğlenceli oluyor. Ben de böyle video, YouTube'da Night Online videosu izlerken bu tarz videolar hoşuma gidiyor. Şimdi bir kaosa gireceğim ben. Kaosa 4-5 saat var. Bir çayımı kahvemi yaparım. Biraz böyle video izlerim YouTube'da falan. Ondan sonra kaosa girerim. Kaosta görüşürüz. Ee, teşekkür ederim. Niye teşekkür ettim lan ben? Evet sizin için kısa bir an ama benim için yaklaşık bir 6-7 saat geçti. Kaosa gireceğim. Saat 7 şu anda 19 civarlarında bir kaos varmış. Ona tıkladım. İlk gruptayım. Bayağıdır kaos oynamıyorum. Ben bu arada son gelen etkinliklerden en sevdiğim etkinlik benim kaos. Yani bana göre son gelen. Ben 2008'de, 2006'da, 2005'te oynadığım için oyunu. O yıllarda oynadığım için kaos falan yoktu yani. Bir tek FT, FT vardı galiba bizim zamanımızda etkinlik olarak. Bir de savaşlar falan vardı. Ama oyuna geri döndüğümde işte bu Steam ile beraber. Steam Coil'da da kaos yoktu diye hatırlıyorum. Bu Manage Server'ında özellikle ben Kaos'la tanıştım. Rosetta'da oynadım bu süre biliyorsunuz. Mage'le, 83'te bu matchle. O sırada ben her Kaos'a giriyordum. War Premium da vardı. Günde iki tane giriyordum. Öyle e, keyif alıyordum Kaos'tan. Yani e, hoşuma gidiyordu Kaos. Yayında da falan da çok yapardım. Normalde ben hep mavi kutu ya da yeşil kutu alırım. Ama iki yıl geçti şimdi. İki yıldır oynamıyorum. Skillerin ne işe yaradığını bile unuttum. Kırmızı kutu bile alabilirsem benim için gayet başarılı olacak. Öyle söyleyeyim. Tabii ikinci, üçüncü kaostan sonra alışırım gene. yeşil kutular, mavi kutular gelir. Ama kaosta eskiden çok iyi vardı. Hala var mı? Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Yazın chat'a. Kaosta çok iyi oluyor abi. Boşuna uğraşma falan diyorsanız. Bir daha girmem. Ama ben çok keyif alıyorum kaostan. Buralara müzikli falan bir edit yaparım şimdi. Just like the street lit this turn, like a fire Blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this hour We got this far, don't İkincide 55 kill var bende 45 kill var bu arada bir tanesi böyle bir saniyede tüm skilllerini attı bana ne aldık kırmızı kutu yeşil alabilirdim yani hatta mavi de alabilirdim yani 10 kill farkla kaçırdım 45 kill bu arada ilk yani 2 yıllardan sonraki ilk e, göre bence hiç fena değil bir de sonlarda çok kanser oldum sürekli böyle tek atan skill var ya killing blade sürekli birileri kafama killing blade attı, attı çok sinir oldum Zaten ilk 3 dakikada da skill dizmekle uğraştım. Gene iyi oynadık ya. 45 kill bence fena değil yani kaosta. İkinci de 55 kill vardı öyle düşün. Çok dengeliydi yani çok. Ortada bir kaostu. Sondaki işte o killing blade'ler yani sürekli beni buldular. Sürekli beni buldu killing blade'ler. Üst üste bir 6-7 defa killing blade yedim. Videoda görürsünüz zaten yüksek ihtimalle. Hadi bu kadar acı çektik. Bana şimdi o Red'den güzel bir şey veriyorsun. Hadi oğlum. Ver. Totem X, bir ne ya. Neyse Tamam ee... hey. Ne yaptık 2.6 m para kaldı üstümüzde Bir tane artı yedi çitinimiz var ee, Üç tane artı Kaç tane artı bir çitin var bende ya Onları ben bir yere koymuştum Şöyle şöyle koyayım şunları. Ha bir bir tane artı bir e, çitin var üstümüzde. Ben bunun bir upgrade'ini yapayım mı ya? Ha, gelin bir bunun tekten upgrade'ini yapalım seriden. Tekten upgrade'leri seviyorum. Videoyu da böyle sonlandırayım. Tekten çok artı 8'e bastım ben yani. Artı 7'yi falan bırak. Artı 8'e bastım. 6 tane alıyorum ben. 6'sını da basacağım gibi geliyor bana. Ne olmuş bu köşelere bu arada ya? Şu geyik engelliyor bizi. En en güzel görebileceğim bir yer. Ki benim mekanım genelde böyledir. Şöyle yaparım bir de hem üstü hem altı iyi görüyorum buradan Emvildi. Şöyle artı iki atalım şunu. Artı üç. Sap sarı parlıyor Emvil bastım geçti ya. Beşe korkusuz atacaksın dörde bastın mı? Da Ta benim taktiğim budur. Altıya bir tık bekleyerek böyle bir tık böyle hafif bir tık bekleyerek atıyorsun altıya. Ulan Emvil bu kadar. O kadar adam yok bu arada, bu kadar parlaması normal değil. Yani saniyede 5-6 item falan basılıyor şu an Emild'e. Upgrade'leri burada mı yapıyor millet acaba? Birisi artı yedi Raptor bastı bu arada. Hadi artı altı attım, geçti güzel geçti güzel. Geçti geçti o geçti. Geçti, yanma ihtimali yok. Şimdi 5. slotta basacağım. Hazır mısınız? Bas. Yandı. Olsun. Yani. Tek de güzel denemeydi bence. Böyle böyle ben o rock çitimleri artı yedi yaparım. Günde böyle. Bir dahaki videoda bu kadar şey yapmam. Ee, bunu göstermem sizlere. Bu... Evet. Trinamızı satıyoruz artık. Trina satma vakti geldi. Geçiyor bile. Çünkü trina fiyatları gitgide düşüyor. 87'ydi server'a geldiğinde. 77.500'e 500e kadar düşmüş. Bay pazarı da. Yani sel pazarı da. Normal pazarı da 80 eme düşmüş. Yani arada iki buçukluk fark var. O yüzden hiç şey yapmayacağım. 77 eme şöyle alacağız. Hemen 77 ama eme aldıktan sonra direkt şöyle bir 50 eme takılarımızı alacağız. 5.5 em Old Elf Ring vardı. Onlardan alacağım. Old Elf Ring'lerimiz var. Küpe olarak da White Silver mı taksam, direkt Silver mı taksam bilemiyorum. Ama yani 6 dex fark yapıyor. Ve atağımız bir tık böyle fazla olsun diye ben onu yüksek ihtimal şey yaparım. Old değil de şey Silver Earring takarım. Ee, yüksek ihtimalle. Agility Neck de alacağım. 5.5 eme görmüştüm şu arkadaşta. Burada bir yerde 5.5 eme olması lazım. Ha, silver satıyor 10. Silver'ı 10'a satıyor. Şimdi bunları da görün istiyorum. F ring 5M. Değil mi? Elfring bu. Aynen Elfring. Çekelim. Ondex Ondex'tir. Elf Belt alacağım. Yani full Dex olacak Char. Roller çok pahalı yani. Rol takmayı düşünmüyorum. 30 eme old rol takmam yani. Şöyle ucuzlarını da arıyorum bir yandan. Elf Belt var orada. 5 zaten bunun fiyatı. Alalım bunu da. şunları da takalım hatta. Elf Ring, Elf Belt. Evet evet. Sanırım şu arkadaş satıyor. Silver mi şu? Bulacağız. Doğrularını bulacağız. Silver var. F Metal. Bir tanesini Elf Metal mi yapsam ya? Hem defense hem HP veriyor. Bir tanesini Elf Metal yapabilirim. Altı buçuğa... Yok bu yanlış. 7300'e de bunu aldık. Tamamdır. Silver ver. Silver ver. Bir tane elf ringim kaldı şu an. Yani çar şu an kendine geldi. Öyle söyleyeyim. Dex 6'ları ben upgrade eder miyim? Zannetmiyorum ya. Atabilirim çöpe. Dex 6'ları çöpe atalım. Şunu da takalım. Bir tane elf beltim kaldı, onu da alacağım. Gerçi bu 5 veren şey kullanabilirim ya, Assassin Ring'i. Hem 90 HP bonus veriyor, hem de 5 veriyor. Yani çok da gerek yok, 38 hem de sermayem olsun. Ee, bir tane... Şimdi ult takılar tamam artık. Ult takılarımız tamam, atağımız bir kendimize geldi. Şöyle Wolf basayım bir hatta. Yani 1000 küsüre çıktı atak. Şimdi bu ee, şeyleri de taktım mı... 7 çitinde taktım. 1200-1300 civarına varır bu atak diye tahmin ediyorum. Yani çar kendine geliyor. Güzel. Burada bu sonlandıralım. Şu 37 emine de sermaye yapacağım bununla. Çitin seti dizeceğim. Artı elime bir tane Iron Bow 7 almayı düşünüyorum. Yani 1.5 GB'ye yakın bir e, hala paraya ihtiyacımız var. 30 M'den ben onu katlarım bir şekilde. Önümüzdeki videoda çarı 59 level yaparım. Hem de Ardream'e çıkarız öyle bir. Ardream'de bir küçük bir troll farmı yaparım. Bir saatliğine. Hem de e, gelen parayla da işte kalan parayla da şunları upgrade ederiz. Şimdi ben videonun kapanış kısmını tabii edit, farklı günde yaptım bu videoları çektim. Farklı günde yaptığım için bunu araya bir yere atmam lazım. Onu da hallederim şimdi ben düşünürüm. Görüşürüz. Bu videoda çitinleri nasıl kasacağımı gösterdim sizlere. Yani bu şekilde siz de artı 7 çitin set dizebilirsiniz. Trinay'ı satıp zaten bir tane Iron Bow alacağım. Bu arada geçen videoda söyle, e, sö, söylemiştim. 130 Iron Bow çok pahalı diye. O Exp Iron Bow'muş yani... 5 ya da 4 daha fazla hata sahip. O yüzden o kadar pahalı. 6 hata daha fazlası olması lazım. 121'e 115 galiba. E tabi 2 yıllardan sonra ben onu unutmuşum. Bir de çok fazla rogu oynamadım. Okçu oynamadım. Normal yani. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Ben baya bir emek verdim yani. Tüm günümü harcadım bu video için bu arada. İşte ms'ler olsun kaosu bekle falan filan. işte bunun editleri meditleri. Günde 3-4 saat harcıyorum buna. Ee, yayın saatinden kısıp yapacağım bunları. Günde 3-4 saat böyle haftanın 2-3 günü en az video gelecek. Sen de beni desteklemek istiyorsan yapman gereken çok şey çok basit yani. Gir, like at, yorum yaz, kanala abone ol. 10.000 olmak üzereyiz bu arada. Teşekkür ederim şimdiden 10.000 oluruz bence haftaya falan. Bir de Instagram'ı takip edersen de çok sevindirirsin beni. Neden Instagram'ı takip edersen? Video gelecek mi gelmeyecek mi? İşte yayında ne oynayacağım? Yayında neler var? Çekiliş var mı? Efendim işte bir indirim kodu falan dağıtacak mıyım? Bunların hepsini ben Instagram'dan ya da Discord'umdan söylüyorum. Onları da açıklama linkinde bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun koca yürekler. Görüşürüz.